Merhaba sevgili izleyenler, Yardım Vakti programına hoş geldiniz. Bugün Nuri Köseli ile Gabriele Yunga ve Bülent Uçar'ı ağırlıyoruz. Gabriele Yunga İslamik Relief'e nasıl destek sağlıyor, bunları bizlerle paylaşacak. Bülent Uçar ise yardımlaşma hakkında bizlere önemli bilgiler sunacak. Hemen konuklarımıza dönelim, onları tanıyalım efendim. Hoş geldiniz. Gabriele, soruma birazdan yanıt rica edeceğim ama öncesinde sizi tanıyalım. Sonra da İslamik Relief'teki hangi projelere destek sağlıyorsunuz, sizden öğrenelim. Selamünaleyküm. Mein Name ist Gabriele Junge. Ich habe vier Patenkinder und alhamdulillah kann ich diese vier Kinder unterstützen, weil es gab auch bei mir Zeiten, wo es mir sehr schlecht ging und wo es nicht so gut ging und ich keine Unterstützung hatte. Und ansonsten unterstütze ich auch noch andere Projekte bei Islamic Relief. Das Weihnachtsgeld zum Beispiel. Das Weihnachtsgeld, genau, das Weihnachtsgeld, das ich bekomme oder auch andere Geldgeschenke, die ich erhalte, die gebe ich gerne an Islamic Relief weiter für irgendwelche Projekte, wo Not gerade ist und ja. Evet, Gabriele Hanım'ın 4 tane yetim çocuğu var diyebiliriz. Hepsine destek sağlıyor. Elhamdülillah ben bu çocuklara bakacak durumdayım diyor. Allah'a bunun için çok şükür ettiğini ifade ediyor. Ben de zor durumlar yaşadım. Çok yalnız kaldım. Mağdur olmak nedir çok iyi biliyorum. Ama işte ben bu şekilde kendi yolumu, kendi doğru yolumu buldum diyor. Yetim çocuklarına sağladığı desteklerin dışında Gabriele Hanım kendisine sunulan para hediyelerini hediye ediyor. Islamic Relief'e bağışlıyor. Ne gibi hediyeler? Doğum gününde sunulan para hediyeleri. Ayrıca Noel parası dediğimiz ya da yılbaşı parası dediğimiz bu parayı da, bu hediyeyi de şu an Islamic Relief'in yalnız başına geçirmeye çalışan kadınlar için gerçekleştirdiği bir projeye sunuyor. Oraya hediye ediyor. Diğer sorumuza geçelim Gabriele Hanım. Çok güzel destekler sağlıyorsunuz. Birçok projeye yardımda bulunuyorsunuz. Islamic Relief size nasıl hitap etti? Neden Islamic Relief'e bağışta bulunuyorsunuz? Ich spende bei Islamic Relief, weil ich Islamic Relief vertraue, weil sie sehr offen sind, dass man sehen kann, wo die Gelder hingehen, weil auch Islamic Relief in Länder geht, in Gebiete geht, die sehr gefährlich sind und dort direkt auf die Menschen zugeht. Also das ist für mich sehr wichtig auch. Da wo Not ist, wirklich Not ist und Islamic Relief ist einfach für mich vertrauenswürdig. Evet, kısaca özetlemek gerekiyorsa Gabriele Hanım şöyle diyor. Ben Islamic Relief'e çok güveniyorum. Oradaki çalışanların hemen hemen hepsini tanıyorum. Hepsi çok iyi insanlar, çok çalışkanlar, yardımseverler, güler yüzlüler. Islamic Relief'te yardım konusu çok önemli bir konu. Zaten görevi bu ve yardımların nereye ulaştığını da bir şekilde biliyoruz. Bir özelliği de Islamic Relief tehlikeli bölgelere de ulaşıyor. Oradaki insanlara da yardım sağlıyor. Islamic Relief yardım nerede gerekiyorsa oraya elini uzatıyor dedi. Evet, Nuri Bey ile devam edelim. Gabriele Hanım gibi birçok insan Islamic Relief'ten yana tercihini kullanıyor ve bağışlarını Islamic Relief'e yapıyor. Neden? Yardımlaşma bizim kültürümüze çok köklü bir şey, biliyorsunuz. Yani ben çocukluğumu Almanya'da geçirdim. Burada doğumluyum. Hatırlarım, köyümüze, kentimize okul yaptırmada, çeşme yaptırmada, yol yaptırmada buradaki insanlarımız her türlü olanağını, imkanı seferber etmişti. İslam Gelife 2011 yılını örnek verecek olursak 30 bine yakın insanımızın bağışı olmuştu. Almanya için söz ediyorum bunu. Bu yardımların, bu yardımsever, hayırsever insanlarımızın yardımları 1 milyon 400 bin insana o yıl ulaşmıştı. Bunu mali raporumuzda ya da faaliyet raporumuzda görmek mümkün. Yani her türlü kesimden, her türlü etnik kökenden insanlardan bağış alıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Evet, Allah hepsinden razı olsun. Bülent Bey, siz de hoş geldiniz. Yardımlardan bahsediyoruz. Ne tür dini yardımlar mevcuttur? Şimdi İslam dini fakirlerin hakkını çok önemser. Zenginlerle fakirler arasında köprüler kurulmasını ister. Bu da bütün insanların malumudur aslında. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Bunların en önemlisi ya da en önemlilerinden birisi zekattır. Peygamberimiz Efendimiz zekatu gandaratul İslam buyurur. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Dolayısıyla fakirlerle zenginler arasında kurulan bir köprüdür. O halde imkanı olanlar, maddi durumu iyi olan insanlar
fakirlere, ihtiyacı olan insanlara yardım etmek durumundadırlar. Bu çok önemlidir. Zekat farzlardan bir farzdır imkanı olan insanlar için. Ama onun dışında da işte fitre gibi, sadaka gibi daha değişik maddi imkanlarda bulunma imkanımız var. Bunların zamanı, mevsimi vardır. Bu zaman imkan, efendim şartlar oluştuğunda bunların verilmesi gerekir. Şartlardan bahsediyoruz. Dinen yardımlaşma konusunda üzerimize farz olan görevlerimizi yerine getirirken dikkate almamız gereken noktalar nelerdir? En önemlisi, yani zekatta mesela bazı hassas meseleler vardır. Bunların uygulanması gerekir. İnsanlar doğrudan birey olarak da zekatlarını verebilirler ama topluca bir müesseseye de verip o müessese eliyle de destekle yardımda bulunabilirler. Bu İslam açısından insanların özgür iradesine bırakılmıştır. Ancak Hazreti Ömer Efendimiz verdiğiniz zaman işte insanları ikmal ediniz der. Dolayısıyla verildiğinde doğrudan topluca verilmesi, insanların sıkıntılarının giderilmesi önemlidir. Bu manada da, bu anlamda da ben hayır teşkilatlarını önemsiyorum. Örneğin zekat malının verilmesi için üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Umumiyetle bizim halkımız, milletimiz örf olarak Ramazan ayını zekata tahsis etmiştir. Bu bir yılı takip edemedikleri için, uygulamada sıkıntı olduğu için umumiyetle Ramazan ayını bereket ayı, hayır ayı olarak kabul edip bütün zekatlarını Ramazan ayına tahsis ederler ve Ramazan'da verirler. Zekat örneğin Müslümanlara verilir. Belli imkanı sıkıntısı olan insanlara verilir. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de borçlular geçer, miskinler geçer, köleler geçer, Allah yolunda olanlar geçer, yolda kalan insanlar geçer. Onlara verilmesi gerekir. Dolayısıyla ne insanlar birey olarak İslami kurallar uygulanacaksa ne de müesseseler, hayır teşkilatları keyfi olarak bu paraları dağıtamazlar. Bu kurallara uymak zorundadırlar. Ama umumiyetle halkımız bunu çok ciddiye almaktadır. Hayır teşkilatları da bunun bilincindedir. Ramazan ayı çok önemlidir. Ramazan ayının bu vesileyle de hepimize hayırlar getirmesini, bereketler getirmesini niyaz ediyorum. Peki Nuri Bey, bu yardımlardan kimler faydalanıyor? Hocamızın belirtmiş olduğu gibi aslında yolda kalanlardan biz bugün mültecileri anlıyoruz. Yani biliyorsunuz Arakan'daki hadiseleri seyircilerimiz yakından takip ediyor. Suriye'deki hadiseler öyle. Sonra miskinler ve fakirlerden Kur'an-ı Kerim bahseder. Borçlulardan bahseder. Biz bu anlamda insanların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir şekilde yardım almasından taraftarız. Yani bunları küçük miktarlara ayırıp hiç kimseye sadece bir öğünlük yiyecek kadar yetecek şekilde değil de o insanların hakikaten hayatının pozitif manada kalıcı bir vaziyette değişmesine vesile olmamız lazım. Dolayısıyla bu anlamda ulaşabildiğimiz her yerde biz bu hususlara dikkat ederek insanların yapmış olduğu yardımları bir köprü vazifesi görmek suretiyle ulaştırıyoruz. Bülent Bey, İslamik Relief'in yaptığı işleri nasıl buluyorsunuz? Doğrusu elimdeki malzemelere baktığımda yaptıkları işler hayır işleri. İnsanlardan, maddi imkanı olan insanlardan paraları toplayıp, maddi imkanları toplayıp bunu muhtaç olan insanlara ulaştırdıklarını düşünüyorum. Ve elimizde de bunların hepsi Alman kurallarına, kanunlara göre yapıldığı ortada. Yani bunların hepsi bakanlıklar ve gerekli efendim birimler, resmi kurumlar tarafından takip ediliyor, izleniliyor. O açıdan yapılan işi önemsiyorum. Islamic Relief'in ve diğer bütün hayır teşkilatlarının yapmış oldukları hizmetleri çok önemsiyorum. Almanya'da bizim durumumuz çok iyi hamdolsun. Bunun belki bilincinde değiliz ama bu maddi olarak da durumumuz iyi. Bütün sıkıntılarımızla birlikte manevi olarak da hamdolsun dinimizi yaşayabiliyoruz. Sıkıntılarımız var ama onlar toplum yani totalde dünyadaki Müslümanlarla kıyaslandığında hakikaten çok sınırlı. O bağlamda bizim mesuliyetimiz var, görevimiz var. Bu görevi de hayır teşkilatları üstleniyorsa bana göre farz-ı kifayeyi yerine getiriyorlar. Peki. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet sevgili izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine birlikte olacağız. Lütfen yardımlaşma ihmal etmeyelim. Hayırlı Ramazanlar.